Yukarıda belirtilen özelliklerden hangilerinin bir varlıkta görülmesi tek başına bu varlığın canlı olduğunun tek başına ama bakın dikkat ediyoruz. Tek başına bu varlığın canlı olduğunun kesin olarak belirlenmesi için yeterli. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman enerji tüketebilme tek başına yeterli olmaz. Çünkü bir buzdolabı da enerji tüketebilir bak. Yani cansız varlıklarda da enerji tüketebilme durumunu görebiliyoruz. Tek başına yeterli değil. Yapısındaki organik bileşiklerin yapısında bulunması bu da yeterli değil. Neden? Ekmekte de organik bileşik var. Dolayısıyla ekmek mesela cansız veya bir ceset cansız. Tek başına yeterli olmaz. Hücre veya hücrelerden oluşma sadece canlılara mahsus bir özelliktir. Bu varlığın canlı olduğunu bize kesin olarak gösterir. Yine üreyerek çoğalıyorsa üreme özelliği, kendini çoğaltabilme özelliği canlıların özelliklerindendir. Yani bir buzdolabı kendini çoğaltmaz ama bir canlı neslini devam ettirir. Dolayısıyla 3 ve 4. özellikler 3 ve 4 uygun olacaktır. Tek başına bir canlı, bir varlığın canlı olduğunu bize gösterebilir bu özellikler. Yukarıdaki şekilde 1 ve 2 yerine aşağıdaki terimlerden hangisinin yazılması uygundur? Şekli incelediğimiz zaman birinci durum ürün ve bilgi üretiyor. Ürün ve bilgiyi bakın burada soruda geçen terimlerimiz bilim, teknoloji, moleküler biyoloji, biyomatematik vesaire, biyomekanik bunlardan hangileri üretebilir? Baktığımız zaman bilgiyi üreten, bilgiyi depolayan ve bunun zamanla ürüne dönüşmesini sağlayan başlangıçtaki nokta nedir? Bilimdir. Her şey bilimle başlıyor. Kaynak bilimdir. Peki daha sonra ne oluyor? Elde edilen ürün ve bilgi değil mi? Teknolojide kullanılarak bir tasarıma dönüşüyor. Evet, bir tasarım haline alıyor. Dolayısıyla bakın şuraya da yazabileceğimiz en uygun terim teknoloji olacaktır. Cevabımız burada A şıkkı olmalıdır. Bu soruda 4 tane olay verilmiş bize. Bu olaylardan hangilerinde boşaltım olayı sonucunda hem su hem de tuz dış ortama birlikte atılır diye soruluyor. Yani şöyle düşünelim. Hem su atılacak hem de tuz. Bakalım. Terlemeyle su ve tuz atarız. Doğrudur. Değil mi? Çünkü suda çözünmüş olarak su dışarı terlemeyle verilirken, sıvı halde verilirken çözünmüş olarak bir miktarda tuz kaybediyoruz. Evet. Şimdi bitkilerde terleme ile hayvanlarda terleme birbirinden farklı. Şimdi burada hayvanlardaki terlemede su dışarı başlangıçta sıvı olarak atılıyor. Daha sonra gaza dönüşüyor. Ama bitkilerde yapraktan çıkan su direkt buhar halinde çıktığı için sadece su atılır, tuz atılmaz. Bitkilerde bazen gutasyon, terleme şeklinde, damlama şeklinde su dışarı verilir. Damlama şeklinde sıvı olarak verildiği için hem su hem de suda çözünmüş olarak tuz atılır. Kontraktil kofullar ise tatlı sularda yaşayan tek hücre canlılarda bulunur. Sadece suyun dışarı atılmasını sağlar, tuzun dışarı atılmasını sağlamaz. Burada hem su hem de tuzun atılmasını sağlayan iki olay var. Yani 1 ve 3 olmalı cevabımız A şıkkıdır. Yukarıda belirtilen uygulamalardan hangilerinde biyoteknolojiden yararlanılır? Biyoteknoloji nedir? Canlıların kullanıldığı teknolojik üretimlerde canlılardan yararlanılan bilim dalıdır. Şimdi aşı üretiminde virüsleri kullanırız. Dolayısıyla bakın biyoteknolojik uygulamada aşıdan yararlanıyoruz. Hormon üretirken hormon organik bir maddedir. Bakterilere gen aktarımıyla bakterilerden yararlanırız. Yine canlılardan yararlanarak teknolojik ürünler elde ediyoruz bak. Yakıt üretiminde bazı canlılardan yararlanıyoruz. Bazı canlılardan yararlanarak mesela arke bakteriler gibi, metanol gibi yakıtlar elde ediyoruz. Dolayısıyla biyoteknolojinin kullanıldığı bir alandır. Adli problemlerin çözümünde yine DNA'yı kullanarak, insanların DNA'sını inceleyerek bazı işte katilin belirlenmesi veya bir çocuğun anne babasının tayini gibi durumlarda biyoteknolojiden yararlanıyoruz. Bundan dolayı cevabımız eşik olmalıdır.
Ortanca bitkisinin aynı özellikteki tohumları humuslu toprağa dikildiğinde mor. Humuslu toprakta mor. Kireçli toprakta ise pembe renkli çiçekler açtığı gözleniyor. Şimdi ortanca bitkisini aldık. Dikkat edin. Birinci ortam humuslu. Buraya diktik bir kısmını. Bir kısmını da nereye diktik? Kireçli toprağa. Peki humuslu toprakta ne renk oluştu çiçekler? Mor. Kireçli toprakta ise pembe renkli oldu. Şimdi paragraf bize bunu anlatıyor. Yapılan bu çalışmayla ilgili hangileri doğrudur? Toprağın pH'sı ortanca bitkisinin çiçek renklerini etkiler mi sorusuna cevap araştırılmıştır. Doğrudur çünkü kireçli ortam, kireçli toprak asidiktir. Humuslu toprak ise baziktir. Ortamın asit veya bazik olması çiçek rengini etkilemiştir. Bu sorunun cevabı araştırılmıştır. Kontrollü deney yapılmıştır. Doğru çünkü iki farklı ortamın sonuçları karşılaştırarak çiçek rengi üzerindeki etkisi incelenerek bir sonuca ulaşılmıştır. Elde edilen sonuç bir deneyin sonucudur. Dolayısıyla bu bir bilimsel gerçektir artık. Cevabımız bundan dolayı E şıkkı olmalıdır. Yukarıda belirtilen hücre tipleri ile canlı türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru bir şekilde eşleştirilmiştir? Bakalım şimdi. A. Tek hücreli. Tek hücreli olanlar kimler? Bulalım. Bakteriler tek hücreli olabilir. 1. Amip tek hücreli olabilir. Eğrelti otu bir bitkidir. Spiresi bir hayvan türüdür. Hayvanlar ve bitkiler çok hücrelidir. Dolayısıyla tek hücreli olanlar 1 ve 2 olmalıdır. Bakın 1 ve 2'nin bulunduğu şıklar şuralar. Çok hücreli olanlar tam tersi neydi? 3 ve 4 olmalıdır. Yine devam ediyoruz. Tam tersi 3 ve 4'ler. Bunlar da çok hücrelilerdi. Ayırmıştık zaten. Prokaryot olanlar yani zarlı organeli olmayan, çekirdeği olmayanlar. Burada prokaryot olan sadece bakteridir. Diğerleri nedir? Şu grup. Hepsi ökaryottur. Dolayısıyla cevabımız ne olacak burada? Yalnız 1 olup B olacak. Ancak D'ye de bir bakalım. Bu prokaryotsa diğerleri ökaryottur. Dolayısıyla 2, 3 ve 4'ün ne olması lazım? Ökaryot olması lazım.